Merhaba sevgili usta kasaplarımız. Bugün size kurban etinin nasıl işlendiğini beraber uygulamalı yapacağız. Turan ustacığım buyur. Dana filota dediğimiz kısım bonfile. Şu an onun sökümünü yapacağız. Bonfilesi çıkıyor önce. Filota olarak düşüreceğiz onu. Arkadaşımız eklem yerlerinden kesiyor. Dana, filota ve biftek çok önemlidir. Bıçağı kaçırmamak lazım. Çok parçalanmaması için. Evet, ustamız şimdi filota düşürdük. Butunu parçalayalım. Dana but, kısa but denilir buna. Dana tranç, incik, yumurta, sokum, noir ve kontra noir. Trançı sökelim ustacığım. Önce çanak kemiğini açacak oranın. Dana butunda da nasıl bir yemek yapabiliriz onu da kısaca anlatayım size. İnci kısmı haşlamalık olur, noir rosso olur. Dana tranç ve sokum, yumurta dediğimizde de güzel sote, kavurmalık ürün çıkar. Bunlar ağırlıklı dönercilerimiz döner olarak üretime yaparlar. Kol etinde kıymalık çıkar, but etinde sote, kavurma. Çanak kemiği aldıktan sonra şimdi dana tranç dediğimiz parçayı çıkaracağız. Dana tranç, dana but kısmından çıkar. Hareketsiz bir et olduğu için çok yumuşak olur. Döneri, kavurması, sotesi çok güzel olur. Kurban Bayramı'nın en güzel yapılan kavurmamız, hemen dana trançından kavurma yapabiliriz. Hem yumuşak ve daha çabuk pişen bir ettir. Dana tranç. Şimdi Turan ustamız dana noir'ın nerede çıktığını gösterecek bize. Ustacığım buyur, dana noir'ı çıkaralım. Rostoluk bir ettir. Her bir danada böyle 2,5 kilo dana noir çıkar. 2,5-2 buttan çıkar. Şimdi dana yumurta dediğimiz kısmı çıkaracak ustamız. Bunlar kasap dili, tabii ki müşterilerimizin bilmesi için söylüyorum. Bunlar kavurmalık ve sotelik olan kısımlardır. Etinizi usta kasaplardan işletin. Her kasaba etinizi işletmeyin Kurban Bayramı'na. Turan ustamız dana yumurtamızı söktü verdi bana. Bu etimizden kavurma ve sotelik, kuşbaşı en güzel dananın yumuşak eti. Şimdi dana sokum. O da hareketsiz bir ettir, çok yumuşaktır. Hafif yağlı olur. Tranç ve yumurta yağsız bir ettir. Bunun kavurması ve sotesi çok güzel olur. Dana kontra noir söküyor şu an ustamız. Sert bir ettir bu. Bunun haşlama tarzı. Kavurmaya da gider ama biraz serttir. Pişirme oranı biraz daha farklıdır. Evet, dana noir, kontra noir. Şöyle bir etimiz, hafif biraz sert bir ettir. Bunu müşterilerimiz kıyma çektirebilirler, kebaba gider. Bunun içine kuzu döşü ve kuyruk el kullanabilir. İncik dediğimiz dana incik. Bunu usta kasaplara götürürseniz makinalarımız vardır. Eklem yerlerinde keserler. İstediğiniz gibi evde daha verimli kullanırsınız.
Değerli müşterimiz, usta kasaplarımızı bulalım. Etlerimizi usta kasaplara teslim edelim. Hangi etin nasıl uygulaması yapılacağını o arkadaşlarımız yapar, size teslim ederler. Kıymalık, kuşbaşılık, sotelik, ızgaralığından, bonfilesinden tutun. Haşlamalık, ilik kemiğine kadar makinede kesip size teslim ederiz. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar.